Hepinize merhabalar. Haftanın son iş gününde tekrar birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyelim ve Ezgi Sertel'le Kadınlar Bilir şu an itibariyle başlasın. Mutfakta Zübeyde ablacığım var. Bize güzel 3 tane lezzet yapacak. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Süper. Enerjimiz güzel. Harika. Süpersin. Atölyemde Duygucuğum var. Tekrar hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Ezgi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Geçen de gelmiştin, çantanın yapımını göstermiştik. Evet. Çantalar el yapımı çok özel. Vayu çanta olarak geçiyor. Ben birkaç modelini göstermek istiyorum sizlere. Çok kullanışlı tasarım, çok özel çantalar. Yaz kış kullanın değil mi? Evet. Ki renkler zaten muhteşem. Cıvıl cıvıl. Yine bir başka rengimiz. Heybe çantamız. Uydu. Değil mi hanımlar? Ellerine sağlık hayatım. Ve şu tarz el çantalarımız da var. Yine cüzdanımızı, telefonumuzu alıyoruz içine. Ve böyle bakkala, markete gezmeye, kahve içmeye gidebiliyoruz. Çok kullanışlı. Yine şöyle bir kol altı çantamız da var. Çok özel yapımı. Biz geçen nasıl yapıldığını... Evet, taban yaptık. Gövdeye geçişi gösterdik. Bugün de sapını anlatacağız. Sapları askısını. Çünkü çok özel, evet, askıları. Sıra dışı bir dokuması var. Bunun bir ismi var mı hayatım? Evet, Gasa Vayu diye geçiyor sapın dokuması ama İngilizce'de de Play Split Braiding diye geçiyor. Yani Türkçesi yok, kat kat dokuma gibi çevriliyor. Kat kat dokuma diyelim o zaman. Bize. Yurt dışından bir model. Yurt dışından bir model. Yani Türkiye'de yapılan bir teknik değil. Ama İspanyolca'da Gasa Vayu diye geçiyor. İngilizce'de de Play Split Braiding. Özellikle not aldım ki araştırırken Türkçesinden bulmaları biraz zor oluyor. Hem teknikleri de araştırırken internet üzerinden de sahip olabiliyorlar bilgilerini. Bu şekilli olmuş birazcık. Ben bir de evet hani söz uçar yazı kalır ya, böyle bir şema oluşturdum bunun anlatımıyla alakalı. Bu şemayı nasıl kullanacaklarını da anlatacağım bugün. Çok pratik oluyor ellerinde böyle bir şey olunca anlatımı. Muhakkak. Çünkü tek başına anlatılınca karmaşık geliyor, ürküyorlar arkadaşlar. Ay en zor kısmı sapı diyorlar, halbuki en basit kısmı sapı. O zaman o kolaylığı evet, biz de öğrenelim evet, isteriz. Evet, noktalarını bahsedeceğim. Onun için de ayrı ayrı 3 farklı model hazırladım sizin için Ezgi. Ki burada hani sonuç ne çıkacak görebilelim diye. Ama ben gene de iplerimi getirdim. Çubuğumu en sıfırdan nasıl başlayacağımızı da anlatacağım. Aslında tamamen bu formülü uygulayıp bambaşka modeller çıkartabiliyoruz. Dokumayla ilgili. Kesinlikle dokumasının metodu tek ama ipi ne renk dizersen sonuç başka çıkıyor. Çok enteresan. Öyle mi? Yapılış aynı aslında. Yapılış aynı ama dizilişinden, yani şuraya nasıl dizdiğin önemli. Şöyle göstereyim. Mesela sekizerli renkleri böyle dizersem sonuç bu çıkıyor. Asimetrik, karışık dizersem sonuç bu çıkıyor. Ama metot aynı. Metot aynı. Süper. Evet. İpimiz nasıl ip? İpimizin özelliği 9 kat ipi, üçer üçer bükümlü bir ip. Zaten dokumayı da şu bükümlerin arasından yapıyoruz. Bu her bir ip üçer kat ve üçer kattan 3 bükümlü bir dokuma. Kaç elde çeşit ediliyor. Renk koymak gerekiyor? 3, en az 4. 7, 8 tane var burada. 8'erli en az 4 renk kullanmamız gerekiyor. Her grubumuz 8'erli olacak. İdeal bir ölçü. Nasıl yerleştireceğiz peki onu? Şimdi bunun ben özellikle iplerimi evet, de hazırladım Ezgi. Lütfen ben önce. Farklı farklı yaptığım için şimdi simetrik nasıl hazırlayacağız onu göstereceğim. 4 rengimi böyle hazırladım. Bu tabii ben burada programda anlatabilmek için kısa hazırladım. Normalde her bir ip 2,5 metre oluyor. Şurada gösterebiliriz bakın, bu orijinal sapı dokuyabilmemiz için bayağı uzun metrajlı ipe ihtiyacımız var. Bakar bu kadar mısınız? Kısadan çıkmıyor. İplerimi, bu büküm iplerim hazır satılıyor. Bunları 8'e bölüyorum. Her renkten 8 ipe sahip oluyorum. Güzel. Ben şöyle hazırladım 8 ipimi. Normalde 2,5 metre olacak. Normalde 2,5 metre ama burada rahat anlatabilmek için 4 renk hazırladım ben böyle. Şimdi her renkten başlangıçta şöyle, ben bunları marketten alıyorum. Çöp evet, şiş çubukları. Çok pratik oluyor. Şöyle yapacaklar. Her renkten 2'şer tane başlangıçta. Düğümden 4 parmak aşağıdan şöyle çubuklarına dizecekler. Bir katını alıyorum bakın. 3 boğum var ya, 3 büküm. Evet. Birer katını alıyorum. Şimdi 2 yeşil koydum. 2 mavi koyacağım.
İki pembe koyacağım. Renkler de çok güzel, göz alıcı. Cafcaflı. Evet, iki sarı koyacağım. Simetrik olması için şimdi sarıdan geriye doğru bir daha koyacağım. Yani iki sarı koydum ya. Hı hı. Şimdi aynı renkleri geriye doğru bir daha koyacağım. İki sarı. Pembe. İki pembe. İki mavi ve iki yeşil. Evet. Aynı şekilde. İki seyircimize de ip hediye edeceğiz. Evet. Dört renk, hı hı. Bir grup ip hediye ediyoruz. Tekrar iki yeşil yaptım. Yukarıdan dört parmak aşağıya evet. Takıyoruz. Şimdi bunu böyle yaptım ya Ezgi. Hı. Aynısından bir grup daha yapacağım kalan iplerimle. Yani bunun birebir aynısını buraya yapacağım. Yani tekrar iki yeşil. Başa döndük. Başa döndük evet. Bunu neden yapıyorum? Simetrik ya. Renkler birbirleriyle öpüşsün ben dokurken. Simetrik zikzaklarım olsun diye. İki mavi. Eğlenceli de değil mi? Çok. Ben hatta hanımlara diyorum ki akşamları diyorum eşlerinize öğretin. Onlara da bir hobi olsun. Hani tığ işi belki yapmazlar ama bunu yani dokumak. 20 erkekten biri belki. İstatistiğe vurursunuz. Evet evet ama gerçekten hani erkekler de el sanatlarıyla aslında uğraşabilirler. İşten geldikleri zaman onlar için de kafalarını dağıtacak renklerle uğraşıyorsunuz. İşin içinde matematik var. Günlük hayatlarındaki yorgunluktan da uzaklaştırır onları. Ama bir ön yargı da vardır ya bizim Türk toplumumuzda. Tabii, tabii. Erkek örgü mü? Ne i̇şte diyorsun bu örgü, hanım? Bu örgü değil ya, dokuma ya. Dokuma belki ama cazip yine de el sanatı olunca böyle bir evet. Yapanlar var ama çok nadir. Yurt dışında zaten terapilerde kullanılıyor. Değil mi? Yani aslında evet örgü. Kendi iş hayatlarından da onları Türk uzaklaştırıcı. Türk erkeklerinin mizacına birazcık algı olarak evet. Ters gelebiliyor. Evet. Ben burada kameraman arkadaşlarıma sorsam. Mümkün değil. Yaparsın Adem değil mi? Böyle yapıyor. Cengiz'im sen? Şimdi aynı simetriğini dizdim. Bütün hazırlık aşamam bu. Toplam 32 ipim var burada. Bakın aynısını bu tarafa da dizdim. Bunu da böyle bir hani sekreter dosyası diye geçiyor. Kırtasiyelerde satılıyor. Bunun faydası bize dokurken şu gerginliğe ihtiyacım var. Gergin tutabilmek için dokurken bu gerginliği sağlıyorum. Şimdi şablonumu da alırsam burada ne ifade ediyor bunlar? Sekizerli şöyle sekiz. Her bir grubum sekizerli. Saç örme gibi. Sekizerli dört grubum var. Bakın renkleri de birbirini takip ediyor zaten. Şöyle. Burada ifade eden şey bu sekiz ipi ifade ediyor bunlar. Dokuması da şöyle, birinci ipi alacağım, yedi tanenin içinden geçirip ortaya getiriyorum. Tam şuraya, iğneyle. İğnem de şu, misinalı iğne kullanıyoruz bunu yaparken. Şimdi çok rahat oluyor. Hiç görmemiş evet. Olanlar için. Hı-hı. Evet. Güzel bir iğnemiz var. Hı-hı. Misinalı iğne kullanma sebebimiz rahat, bu misina delik iri olduğu için. Benim çünkü şurada, bakın şöyle... Böyle kaldırabilir miyim? Sakıncası yok değil mi? Her şekilde Cengiz onu görecektir. Şu dolu olanın bir altındaki bükümden giriyorum. Bakın iğneyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi ipten girdim. Hı. Aynı burada gösterdiğim gibi. Şimdi hazırladığım birinci ipimi bu misinalı delikten geçiriyorum. Kısa geçiriyorum. İğnemi çekiyorum. Artık ipim bu tarafa ait. Yönünü değiştirmiş oldum ipin. Şöyle. Yani ipim bakın dokuların arasından geçti ve artık bu gruba ait. Şimdi ikinci hareketim. Bu grubun başındaki yeşili alacağım. 9 tanenin içinden geçireceğim. Diğer grubum hangisiydi? Şu sekizerli gruptu. Onun başındakini ayırıyorum. 9 ipi elime alıyorum. Son geçirdiğimle beraber. Bu sefer soldan sağa. Yine dolu olan bükümün bir altından, dokuzundan birden geçiyorum. Teker teker. Seyretmesi bile keyifli. Teker teker geçiyorum ve bunu bir metre 20 santim boyunca hep aynı hareketi yapıyorsunuz. Başka hiçbir işlem yok. Birinci sırada yaptığınızı. Bütün sıralarda uyguluyoruz değil mi? Hepsinde bitene kadar. Renkler kendi kendine işte siz yürüttükçe yer değiştiriyor. Siz ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Sadece bu birinci sırayı uyguluyorsunuz bir metre 10 santim boyunca.
Bakın iğnemi geçirdim. Hı hı. Hazırladığım ipimi de misinadan geçiriyorum. Hı. Kısa geçiriyorum, çabuk çıksın istiyorum. Çekiyorum. Bakın yeşiller artık ortada. Az önce sarılar ortadaydı ya, şimdi artık yeşiller ortada. İlkini aldık. 7 taneden geçirdim. 7 taneden. İkinciyi 9 taneden geçirdim. Şimdi bu baştakini, yani 3. hareketim, bu baştakini 7 taneden geçireceğim. Yani bu sarıların ortasına kadar. Hı. Hazırlıyorum. Zaten 1, 2, 3 diye göstermişsin. 4 hareket. Zaten evet. Her sırada 4 hareketim var. Şimdi ne yaptım? Bu grubun başındakini, 3. hareketin, bu sarıların ortasını alacağım. 7 taneden geçiriyorum. Rakam hiç değişmiyor. Hep 7'den geçiriyoruz. Hı hı. Sağdan sola giderken 7'den geçiriyorum. İkinci hareketimizde 9'dan geçirmiştik. Dördüncüsünü evet. 8'den geçireceğiz. Geçirdim. Şimdi bu hazır ipler, biz eskiden böyle hazır iplerimiz yoktu. Evde kendi koşullarımızla büküyorduk. Kimi arkadaşlarımız mikserle büküyordu. Kimi arkadaşlarımız matkabın ucuna aparat yaptılar, büktüler falan. Fakat tabii 9 kat ipi evde bükmek çok güç. Mutlaka. Metrelerce ipi hazırlıyorsunuz, 32 tane ipi. Sonra bu firma bize bu iplerden sağladı. Fakat tabii evde büktüğümüzden daha gevşek oldu. O yüzden gevşekliğini de bertaraf etmek için iğneyi geçirdikten sonra bir tık böyle itersek dokumadaki sıkılığı evet evet kilim aynen, dokurken kilim, çünkü böyle atarlar tık tık yaparlar evet. Aynı o şekilde bir tık tık yaparlarsa sağlam kesinlikle oluyor. Sıkı oluyor, hiçbir şekilde gevşek olmuyor. Şimdi dördüncü hareketi yaptın. Bitti. Bir en sıram soldaki bitti. Yeşili aldın. 8 taneden evet, geçirdik. Evet, onu da buraya aldık. Hı-hı. Güzel. Bunu sadece tabii ki böyle bir çanta yaparken şimdi kullanacağız diye düşünmeyin hanımlar. Hı-hı. Çünkü bu çantanın yapımını bilmiyor olabilirsiniz. Aynı şekilde bu hazırlamış olduğumuz saplar için, kol için, çantaların dokuduğumuzu kemer olarak kullanabilirsiniz. Hı-hı. Kotlar da çok güzel çok durabilir. Güzel. Elbiselerin evet. Üzerinde tek renk bir elbisenin üzerinde rengarenk kemerler yapabilirsiniz. Alternatif olarak düşünülebilir. Hatta kendi evdeki deri çantalarına bile bir lostraya gidip ucuna bunun deri diktirebilirler. Evet, doğru söylüyorsun. Çantalarına, deri çantalarına bile değişik bir askı yaptırabilirler. Farklı güzel olur, bence farklı de güzel olur. Evet. Şimdi bu birinci sırada ne yaptıysak artık hep aynı şeyi yapacağız. Ben şimdi geçirmeden göstereceğim. Bakın bunu alacağım. Gene başa döndüm. Bu biri alacağım. 7 taneden geçireceksin. Geçireceğim ortaya. Sonra bu taraftakini alacağım. 9 taneden geçireceğim. Evet. Sonra 3. hareketim ortadakini. 7 taneden geçireceğiz. Şablonla gösteriyorum. Şöyle ikisini birden şey yapalım. Evet. Cengiz. Üçüncüyü 7 taneden geçiriyoruz. Dördüncüyü 8 taneden geçiriyoruz. Ve hep aynı hareketi yapıyorum. Gitgide dışarıdaki renkler değişiyor. Bak yeşiller ortaya, sonra maviler ortaya, pembeler ortaya. Zikzak olacak. Ay nasıl bir şey çıkacak evet. Merak ediyorum. Burada kimi çıkıyor? Bu asimetrik dizilmiş hali. Metot aynı, diziş şeklinden bu çıkıyor. Aynı metot, diziş buradaki dizdiğiniz şekilden bu çıkıyor. Ben tavsiye ederim, yani zikzak yapmayın, karışık dizin, özgün bir şekilde. Evet. Ne çıkıyorsa sonuç. Bir de bu dokumanın ters yüzünde dokuyoruz, asıl düz yüzü bu taraflara. He. Bakın, tek kattan dokuyoruz ya, evet. İki kat düz yüzde kalıyor. Çok güzelmiş, tekrar geleceğim yanına. Tamam. Sen baya yol kat etmişsin. Oo, çıktı ne ortaya güzel oluyor. Zikzamız. Evet. Ellerine ben hep sağlık. Aynı şeyi yaptım. Birinci sırada yaptığım şeyi yaptım. Sırada hep renkler değiştiği için onlar hep birbirleriyle denk geldiler. Ki tekrar göreceğiz nasıl yaptığını. Evet. Kaçıranlar için paylaşmak istiyorum ben. Bayu çantalarımız var. Bu çantalarımızın kollarından yapıyoruz. Ama sadece çanta kolu olarak düşünmeyin. Kemer olarak da kullanabilirsiniz. Kotlarınızda, pantolonlarınızda, elbiselerinizde. Rengarenk, desen çeşit yapabilirsiniz. Kaçıranlar için bir çöp şişimiz vardı. Çöp şiş başlangıçta ihtiyacım var. İşim uzadıktan sonra onu çıkartabiliyorum. Çünkü başta ben örnek onu oturunca tabii, değil mi? Tabii bunları artık çıkartabiliyorum. Önce başlangıçta motifimi uygun dizmek için koyuyorum. Sonra da işim bitiyor onunla. Sekizerli bir şekilde renk renk evet, dizdik. Bu mesela sekizerli, hepsi sekizi aynı renk. Ama bunu da demin nasıl simetrik yapmıştık. Önce ikişer dizdik, sonra ayna varmış gibi düşünelim. Tam tersini dizdik. Bu 16 ipin aynısını da bu tarafa dizdik. O zaman simetrik böyle zikzakımız oldu. Şunu da hatırlatalım. Kaçıranlar için normalde 2,5 metre olması gerekiyor. Bu güzel 3 katlı iplerden.
Ama biz örnek için böyle kısa tuttuk tabii ki. Hı hı. Sonra bir tane böyle dosyamız var. Buraya bu şekilde takıyoruz ve dokumaya başlıyoruz. Şablonumuz burada. Tekrar gösterir misin? Bu deseni oluşturmak için ne yapmıştık? Bu deseni oluşturmak için şöyle yaptık. Şimdi burada her bir çizgi ipleri temsil ediyor. Ben 8'ini tek renk de dizebilirim. 8 pembe, 8 mavi, 8 sarı, 8 yeşil olarak bunları. O zaman böyle bir motif çıkıyor. İkişerli 4 rengimi ayırırsam 8 yeşil, 8 mavi, pardon 2 yeşil, 2 mavi, 2 pembe, 2 sarı. Sonra ayna varmış gibi düşünelim. Tam tersi 2 sarı, 2 pembe, 2 mavi, 2 yeşil. Bu grubun aynısını da buraya yaptığınız zaman simetrik V'lerim oluyor. Burada V'ler oluşuyor zaten şu şekilde. Şimdi ilk sırada şöyle ipimizi alıyoruz. Birinci ipimi alıyorum. Kaçarlı ayırmıştın sen 8'e, bunu? Hepsi 8'erli. Bunlar. Yani sona geldiğimde hepsi 8 adet olacak. Her 8'erli grup, bu 8. şekilde saç örgüsü gibi ayırıyoruz. Şöyle 8'erli grubum var. Birinciyi alıyorum. 7 tanenin üzerinden yapalım. Şöyle bir iğnemiz vardı. Misinalı iğnemiz var. Şablonumun dediği gibi 7 tanenin içinden geçiriyorum iğnemi. Bakın sadece tek katından geçiriyorum. İpim gevşek olduğu için şöyle bir tık itmem yeterli oluyor. İğnemden çok kısa geçiriyorum çünkü hemen çıkmasını istiyorum. 7 taneden geçirdim. Artık bu mavi bu gruba ait oldu. Bu tarafa ait. Tamam. Şimdi ikinci de... İkincisini bu grubun başındakini alıyorum. Dokuzlu geçireceğiz. Dokuz bu taneden tarafa. Bu tarafa geçireceğim. Soldan sağa geçireceğim. Benim sol elim alıştı tabii uzun zamandır yaptığım için. Ama sol elini aktif kullanamayanlar bu ellerini sabit tutup sağ ellerinin yardımıyla... Çünkü bu konuda zorlanıyorlar soldan sağa yaparken arkadaşlar. Sağ ellerinin yardımıyla dokuz tane iğnelerine geçirsinler. Tek kat şekilde. Tek bükümünü alacaklar. Yani dolu olan bükümün bir altını alıyoruz hemen. İtiyoruz iğnemizi. Teşekkür ederim. Geçirdim, kısa geçirdim. Çekiyorum. 9 taneden geçirmiş oluyorum bu tarafı. Şimdi üçüncü de burada şablonda gördüğünüz gibi ipimizi alıyoruz. Üçüncü 8'den. Evet, üçüncü de bunu alıyoruz ama ben siz gelmeden evvel bu yarım kalmıştı. Şunu tamamlayayım. Son çünkü dördüncü hareketimi yapmamıştım. O zaman motifim yanlış oturur. Dördüncümü yerleştireyim. Bir önceki satırın kafamız karışmasın. Evet karışmasın. Onu koyayım ki motifim yanlış olmasın. Dışta mavilerim var çünkü şu anda. Evet. Şimdi üçüncü hareketimde şuradaki 16'lık grubun başındakini alıyorum. Buradaki 7 taneden geçiriyorum. Bu sefer sağdan sola ok işaretini gösterdiği gibi. 7 taneden 1... Zaten hep bu şekilde hanımlar. Hep bütün sıra bu şekilde. Her sırada aynı işlemi yapınca zaten bu zigzag modeliniz ortaya çıkacak. Şimdi bu dokuma benim anlattığım şu üç modelde dıştan içe doğru iplerimizi dıştan içe doğru alıyoruz. Şu baklava motifinde Ezgi çok farklı bir şey yapıyoruz onu da söyleyeyim. Dıştan içe dokurken bir anda yani şu maviye geldiğimde içten dışa dokumaya başlayınca bu baklavalar oluşuyor. Yönümü değiştiriyorum. Çok kafamızı karıştırmayalım bence. Karıştırmayalım mı baklavada? Tamam. Yani hep ayrı dıştan içe, evet dıştan içe doğru dokuyoruz. Dördüncü hareketinde 8 tane ipten. Evet, 8 taneden geçirdim son dıştaki ipimi. Ve tekrar başa dönüyorsun. Yine aynı işlemleri evet, yapıyorum. Evet, mavilerim artık ortada. Hep 8'li 8'li. Dışta renkler değişiyor. Evet. Hep ortaya doğru dokuyoruz. Şu iki ortaya. Bu 8'ler hep kenarda kalacak. Hep 8 8. Ortası evet. Artabilir çünkü. Ki buradan alınca orası artacaktır. Evet artıyor. Yani bitirdiğimiz zaman tekrar 8'e ulaşmış oluyoruz. Harikasın. Sen yapmaya devam et o tamam, halde. Tamam. Çok güzel. Çok da pratik bence. Yapılabilir. Keyifli. Nasıl gidiyor? Bayağı büyüdü. Oo. Yani buna vakit ayırırlarsa günde 4-5 saat ayırsalar 3 günde bitiriyorlar bir sapı. İşi uzatan kısım aslında ipin metrajı. Şimdi ben kısa iple çalıştığım için çabuk yol normalde aldım. Normalde 2,5 metre tabii 2,5 olması gerekiyor. Tabii 2,5 ipi böyle tek tek çekiyorsunuz. O süreyi uzatıyor mutlaka. Tabii örgü süresini. Şimdi kısa iple çalıştığım için çabucak bu kadar uzun yapabildim. İpimizin özelliği neydi? İpimizin özelliği 9 katlı ipi
üçer üçer şöyle 9 katlı 3 bükümlü bir ip. Bükümlerin arasından geçirerek iğnemizi dokuyoruz. Sapımızı yaparken. Bir tane yapalım mı hayatım? Farklı renklerde bir başlangıcı evet, tekrar çok, gösterelim. Evet, başka şunu da yapalım tekrar. Sıfırdan şu dizmeyi de gösterelim. Sıfırdan şu iplerden hazırlayamaz mıyız? Onları 8'e bölmemiz gerekir. Yani tek tek böyle uzatıp 20 metre çünkü bu ipler. Ha, bu ipleri falan gerekiyor. Tabii 8'e katlayıp 2,5 8 adet ipe ihtiyacımız oluyor ve bunu sağlıyoruz bu iple. Sıfırdan ama şöyle yapabiliriz Ezgi'cim. Şuradan iğnemizi tekrar geçiririz yarısından. Şöyle yapmıştık. Evet, şöyle yapmıştık. Bir çubuğa ihtiyacımız var. Evde şişleri varsa örgü şişleri şişe de olur. Başlangıç için. Kaçar tane yani. Onları da tekrar paylaşır mısın şuradaki dizimlerini? Hep 8'er tane. Tabii biz şu anda 8'er taneli çalıştık. Bu isteğe bağlı 9'ar tane olur, 10'ar tane olur. Yani adeti aslında kişi de kalınlığına belirliyor. Göre. Ama 6 santimlik bir ene ihtiyacımız var. Bize 8'erli yeterli oluyor. Yani daha fazlasına ihtiyaç duymuyoruz. Burada sen 8 farklı renkleri dizmişsin ama hı-hı, biz burada bir farklı diziliş daha yaptık. İkişer ikişer evet, iplerimizi dizdik. Sonra tekrar renkleri aynı iplerden böyle, devam, evet, ettik. Devam ettik. 16 tane mi var burada? 32. 32 16 tane. Bir tarafta pardon. Hı. 16 bir tarafta. İki grup var. Şöyle V yaptığımız iki grup var. Ki şuradan da zaten onu, hı-hı, göstereceğiz şimdi. Evet. İplerimizi bu şekilde aldık. Hı-hı. Şöyle bir çöp şişimiz var marketlerden bulabileceğimiz. Şuradan hangi tekrar motifi bir istiyorsak o motife göre diziyoruz. Hı. Ama metot olarak örme metodumuz bu mesela şekilde. Mesela şu motifi yapabilir miyiz? Onu yapalım. Bunu yapalım. Hı-hı. Şuradan gösterelim. Şimdi zikzak yapmıyoruz diyelim. Sekizerle her rengimizi şişe geçiriyoruz. Dört parmak aşağıdan geçiriyoruz ipimizi hazırladığımız zaman. Birinci katını alıyoruz. Üç katlı ya ipimiz. Evet. Birinci katlarından alıyoruz. Aslında eğitimlerde de ben sadece bu sekizerliği gösteriyorum. Daha akılda kalıyor. 8'erli geçirdim. Her rengimi bu şekilde. Üstünden? Hı hı. Bir katından geçiriyorum. Şöyle. Çevrende senden başka yapan var mı bayı çanta? Çok var aslında. Bizim Türk kadınımızın çok ilgisini çekti. Çokça yapan arkadaşlar var. Anadolu'da çok bana ulaşan Diyarbakır'dan, Mardin, Fatsa'dan, oralar çok merak Konya'dan, eder. Eskişehir'den çok arkadaşlarım var. Hatta telefonda artık hepsiyle kardeş olduk. Ne güzel. Çok muhabbetlerimiz, birbirimizi görmeden sevdik. Aslında bu dediğim gibi hanımlarımız çok el işine meraklı. Sizin programın sayesinde de çok şeyler öğreniyorlar. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. Çünkü herkese bizlerin ulaşması mümkün olmuyor. Ben ama de çok sizlerin mutlu sayesinde olunca, yeni yeni şeyler öğreniyorlar evet, insanlar. Biz de öğreniyoruz. Evet, hep birlikte. Bizler de bu paylaşımlardan öğreniyoruz yeni teknikleri. Dört rengim vardı. Dört rengimde 8'er ipim var. Sap yapımı için yeterli oluyor 8'erli. Biz tabii ki bu böyle kalınlıkta dizdik. Bir kemer için yeterli. Yeterli. Ama ister 9'arlı 10'arlı da dizebiliriz. Dizebilirler. Tercihe bağlı. Hı. Ama en az 8 yeterli oluyor. Sonra ne yaptık? Böyle bir dosyaya taktık bunu. Ki sıkı dursun diye. Sonra bu çubukla bir işimiz olmayacak. Burada daha net görecekler bu 8'erli grubu. 4 rengim 8'erli. Bu şekilde dizdim. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Birinciyi alıyorum. Bir misina. Misinalı iğnemiz var. Hı-hı. Birinciyi alıyorum. Şöyle yaklaştırayım kendime. 7 taneden geçiriyoruz. Evet, 7 taneden dolu olan şeyin bükümlerin bir altından alıyorum. 7 taneden geçiriyorum. Hı hı. Oradan ipimizi kısa takıyoruz, hı, ki. Evet, kısa takıyorum ki çabuk çıksın. Evet. Artık bu mavi yeşillere ait oldu. Yani bu tarafa geçtim. Mavinin, hı, yeri değişti. Şimdi 8 tane yeşilim vardı. Bir tane de mavim 9 taneden. Bu sefer bu grubun başındakini sola doğru dokuyorum. Onu 9 taneden geçireceğiz. Evet, 9 taneden geçiriyorum. Şunu şöyle yapmak zorundayım. Göremiyorum nasıl çünkü. Nasıl rahat edersen. Sizi zorlamayacaksam. Bu ipi geçirebilmem için iğnemi önce 9 tane ipin bükümünden geçiriyorum.
Mutlaka saysınlar, altı kaçarsa atlamış olurlar. Yaparken üstten adetini alacağız, saysın ki evet kaçırmasınlar. Evet. 9 tane. 9 taneden geçirdim. Şimdi ipimi geçiriyorum iğnemden. Evet, şimdi pembe artık maviye ait oldu bu tarafa. Bunu 8'e tamamlamış olduk. Şimdi bu ortaya çalışacağım. Üçüncü hareketim hangisiydi? Bu grubun başındakini alacağım. 7 taneden geçireceğim. Hazırlıyorum. Her sıra aynı şekilde gidiyor. Hiç farklı bir şey yapmıyorum. Başlardaki renklerim değişiyor sürekli kendi dokudukça ben. 7 taneden geçirdim. Onu da oradan. Sonuncu, dördüncü, en son dördüncü hareketimde 8 taneyle evet, ortaya alacağız. Evet, bu tarafı geçiyorum ve hep bunu yapıyorum. Sürekli. İşlem hiç değişmiyor. Değişmiyor. Bütün sıra boyunca. Üstündeki ipi alarak devam ediyoruz. Ama sonraki sıralarda onu birazcık böyle tık tık sıkılaştırmak lazım değil mi? Evet, ben atladım. Doğru söylüyorsunuz onu. Şöyle ipimizi mutlaka itiyoruz ki sıkılaşsın. Tekrar başa dönüyoruz. Tekrar başa dönüyorum. Zaten renkler nereye gideceği belli oldu. Pembelerin hepsi buraya gidecek, maviler bu tarafa, yeşillerin hepsi bu tarafa, sarılar da bu tarafa. Buradaki farklı desenlerin oluşmasının nedeni buradaki ipleri diziş şeklimizden kaynaklanıyor. Evet. Yoksa yapılan işlem hepsinde aynı. Evet. Değil mi? Evet. Biz buraya dörderli dizmişiz. Evet. Bunu asimetrik dizmişiz. Bunu sekizerli tüm renkleri tüm dizmişiz. Tüm dizmişiz. Bunu mesela ikişerli ikişerli yaptık. Nasıl yaparsanız... Nasıl yaptığınız güzel. İşlem sonucunda ortaya çıkan modeller şöyle farklı farklı. Farklı farklı oluyor. Şunu, dokunmuş oluyor. Evet, şunu da koyalım. Ay çok güzeller. Cıvıl cıvıl. Biz bu yüzden dokuyoruz. Tek katını alıyoruz ya. Düz yüzler aslında çift kat olan taraf. Yani çift kat arkada kalıyor. Dokuduğumuz yönün arkasında. Düz tarafı bu temiz olan kısım oluyor. Ki diğer taraf da çok temiz. Evet, o da düz gibi. Evet, fena durmuş. Daha net. Bakın bunda daha iyi anlaştı. Tek kat aldık. Burası ters yüzü, ters. Düz yüzü bu tarafa. Çok hoş. Hangi modeli yapmak daha zor? Bu baklavalıyı yapmak birazcık daha zor. Biraz daha bunu deneyimlemiş olmak gerekiyor bu baklava motiflerini yapmak için. Sen kaç senedir yapıyordun? Ben 2015'ten beri yapıyorum. Daha 2-3 yıldır. Evet. Daha önce ne yapıyordun peki? Daha önce deri çanta kemer tasarlıyordum bir fabrikada. Boyun fıtı ameliyatı oldum 2 kere. Birinci ameliyatım başarısız oldu. Sonra bu el işlerine merak sardım. Aslında daha zor bir şey başladım ama bedenimi yormadan, sıkmadan keyifle yapıyorum. Zevkli. Uzun saatler yaptığında boynun ağrıyordur ama aslında, değil mi? Aslında 2,5 sene oldu ben ameliyat olalı. Allah'a şükür hiç el ufak şikayetim yok. Yani el işiyle alakalı yaşadığım bir zorluk yok. Sadece çanta mı yapıyorsun el işi olarak? Yok, kazaklar yapıyorum, oyuncak bebekler yapıyorum, takı yapıyorum. En çok takı yapıyorum aslında yazın daha çok. El işiyle alakalı, evet, boncuklarla olanlar, bileklikler, kolyeler, figürler yapıyorum. El işiyle ilgili her şeye merakım var. Instagram'dan da paylaşıyorsun zaten, sosyal evet. hesabından. Farklı farklı modeller var, bayağı rağbet var senin çantalarına. Evet. Şimdi benim şimdi 3 tane oğlum var. Evde hep erkek egemenliği var. Onun için hep böyle daha kadınsı, hani el işleri falan kendimi onlarla meşgul ediyorum aslında. Kendimi el işine ittim ki zor çocuklar zor. Bana da iyi geliyor. Kadınların çoğuna da ki şu anda talep eden kadınların çoğu genç kadınlar. Eskiden el işlerini daha çok olgun yaştaki evet, insanlar yapardı. Büyüklerimiz yapardı şimdi ama. Şimdi çok hoşuma gidiyor ilgi duyan arkadaşların genç nesil olması. El sanatıyla uğraşan çok fazla kadınımız var. Terapi için de öneriyormuş artık psikologlar. Gerçekten hem beyin çalıştırıyor hem zihin çalıştırıyor. Hem de renklerle meşgul oluyorsun. Hareketlerini güzel. Etkiliyor mu mesela bunu yaparken çok sinirlisin, çok gerginsin? Ay. Falan oluyor musun yoksa yine sakin sakin? Ben biraz sabırlıyımdır yani hiç beni gelmiyor. Yani sakin ve sabırla yapıyorum. Sabır isteyen işler. İnsanları sakinleştiriyor aslında. Değil mi? Evet. Örgü örmeyi ben de çok seviyorum. Özellikle akşamları televizyon seyrederken
Hakikaten keyifli oluyor. Yorgunluk atıyorsunuz, stres atıyorsunuz, başka bir şey düşünmüyorsunuz. Bir de ki siz ürettiğiniz için de kendinizi motive ediyorsunuz. İçsel diyorsunuz, evet bunu ben yaptım. Kesinlikle öyle. Bizim hediyelerimiz vardı. Onların tiplerini hazırlayalım mı biz? Onlara yardımcı olsun. Ne dersin? Evet evet. Birkaç renk getirdim ben. Şöyle hatta biz şöyle hazırladık. Bir kişiye bu grubu verelim. Bir kişiye de şöyle hani renk kombinasyonu bunu ben yaptım. Bunu nasıl hazırlayacaklar? Bunları 20 metrelik bu ipler. 20 metre. 20 metre. Bunu açacaklar. 8'e katlayacaklar. Her renkten 8 adet ipleri olacak. 8, 8, 16, 32 yani bunu 8'e katlayıp kesecekler mi? Her iki tarafı kesecekler. Sonra düğüm atacaklar. İpleri hazır olmuş olacak. Sonra da arzu ettikleri şekillerde dizecekler. Evet, bu metoda göre de örecekler. Güzel kombin olmuş. Renk uyumu güzel. Burada da başka renklerimiz var. Sizin de sevdiğiniz varsa siz mesela şöyle de çok hoş duruyor. Ben şöyle pembeli, mavili, sarılı, renkli bir şey. Turkuaz renkler, evet, evet yaz renkleri. Bir de şöyle sanki. Evet. Olur değil mi? Süper. Ya renkler birbirine zaten her koşulda çok yakışıyor. Cıvıl cıvıl. Pastel isteyenler pastel renkleri kombinleyebilirler. Süper. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Ben teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Çok güzel çalışmalar.